1953 yılında 27 Aralık Varna'nın Royak Köyü'nde doğdum. 7'ye kadar Royak Köyü'nde okudum. Liseyi Dalgopol kasabasında tamamladım. Ondan sonra Varna'ya gittim. Orada Devni'de çalıştım. Varna'ya gidip geldim. Ara sıra köye gidip geldim. Varna'da da Devni'de depo sorumlusu olarak çalıştım. 13,5 sene. Evet. Devni'den Varna'ya değiştim. Varna'da aşçı gibi çalıştım altın kumlarda. Sonra Almanya'ya gönderdiler beni. Evet. Almanya'da da kaldım 6 ay. Almanya'dan döndüğümde zaten mağdurluk olmuştu. 89 yılı yani. 89'da evet mağdurluk başladı. Ben de Türkiye'ye göç ettim. Evet. Türkiye'de 25 yıl kaldım. Evet. Sözümeyim, İstanbul'da kaldım. İstanbul'da kaldınız. İstanbul'da Hotel Airbus'larda resepsiyon gibi çalıştım. Evet. Enerji. Oradan da emekli oldum. Evet, şu anda Bulgaristan'da yaşıyorsunuz. Evet, şu anda Bulgaristan'dayım. Evet. Ben çok küçük yaşta başladım ben. Türklere sevdalısınız yani. Evet. Evet, sevdalıyım. Babam Türk söylüyordu, annemin de Türkçesi güzeldi. Babamdan etkileniyordum, o bana hep Türk'ü öğreniyordu. Tımarlık yapacağım diyordu, böyle meraklan. Hatta 7. sınıfta kor grubuna katıldım okulda. Evet. 7. sınıfta beni başladılar. Türklerin grubuna da almaya başladılar. Ablam onlar da biliyordu. Çocukluğunda konusunu vardı köyde. Ben de onlarla birlikte gidiyordum. Küçük yaşta başladım. Türk söylüyordum taksiye. Tiyatro yapıyordum ara sıra. Böyle kütüphaneye başladım ben. Royak köyünde. Kütüphanede komisyonları topluyordum. Ben de başladım konusunu yapmaya. Ondan sonra Dolgopol'da orada bitirdim liseyi. Dolgopol'da okursam da bizim okulun ansambulundaydım. Devleriyle hatta orada da Bulgar ansambulunda orada da söylüyordum Bulgar'da şarkılar. Siz gurur verici bir sanatçısınız. Çok gurur verici. Sizin özellikle bir güzel bir sevdiğiniz bir şarkı var. Tam orijinal olarak Ay Doğar Ayan, Ayan Beyan. Bu şarkı için bir şeyleri bize söyleyebilir misiniz? Şarkıyı ben lisede okulda yaptım. Böyle sabah okula çekilecektim. Aynanın karşısında böyle taranıyordum. Hiç unutmuyorum bu şarkıyı. Böyle taranırka yaptım. Saçımı tarıyordum. Bu şarkıyı böyle sesleledim. Bir kuplet, iki kuplet. Unutmayın diye de hemen yazdım onu. Bu kaçıncı yıllarda oluyor bu birinci söylenmesi bu şarkının? Bu şarkı 79'larda vermişim ben. 78-79'larda. Türkiye'de yaşayınca ben pek Türkiye Radyosu'nu dinleyemedim orada. İmkanım yoktu. Bu şarkı şu anda Türkiye'de çok sanatçılardan söylenen bir şarkı ama ismi yani değişmiş bunun. Nasıl oluyor değişiyor? Bu orijinal şarkılarımız anlayamadık. O için bir şey diyebilir misiniz? Nasıl gitti bu Türkiye'ye bu şarkı? Bilmiyorum ben şimdi belki de şimdi ben kadınım zaman diye söyledim onu besteledim ama o erkek olunca Mustafa yakıştıramadı herhalde. Gizaniyem yaptı belki de. Evet, bunu yapan hangi sanatçı? Faruk Yılmaz söylüyor. Evet. Belki Tenşoğlu söylüyor. Evet. Size bir soru oldu mu? Biz bunu kullanabilir miyiz falan diye bir istek yok. Al, geldiler, götürdüler. Evet. Tabii. Biz bu şarkıyı kullanabilir miyiz sizin adınızdan? Ama orijinal olarak söyleyeceğiz. Bizim sanatçımız söylesin. Tabii canım. Evet, hayalet yoksa yani. Evet, söylüyorum. Biliyorum, söylesinler benim şarkılarımı. Gurur verici bir şey. Veriyorlar, söylüyorlar. Evet, çok güzel bir reportaj Oğuz'a anlatıyorum. Son soruyu da geçmek istiyorum. Siz sanat şarkı olarak daha niyetli misiniz söylemek için? Yok, şu anda söyleyemiyorum. Dedim ya biraz rahatsızım. İleride seviyorum. Söylemeyi çok seviyorum. Sizin gençlere, genç nesillere, ruhlara bir şey söyleyeceğiniz var mı?
Ay duvara yana dünya, yolunda kaldım yaya. Uyan Mustafa uyan, ellerin olduğum inan. Ah yandım Mustafa. Çok teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Tez şifalar versin. Yeniden evet yine görüşmek üzere. Hayırlı günler dileriz. Çok sağ olun. Hayırlı günler. Şimdi de hepimizin Güldaniye diye bildiğimiz bu güzel türkümüz aslen Bulgaristan'dan Aysel Kasanova'nın orijinal sözleriyle söyleyeceğim.